Merhaba Nesin Okom üyeleri. NBA'de Perşembe gecesinin maçlarıyla karşınızdayız. Hemen 743 kodlu New York Knicks Washington Wizards karşılaşmasıyla başlayalım. Bu karşılaşmada 6,5 sayılık bir handikap Knicks ev sahibi Knicks lehine belirlenmiş durumda ve maçın sayı limiti de 192,5 sayı olarak belirlendi. Washington Wizards 6 maçlık bir galibiyet serisine sahipti ancak bu seri evlerinde aldıkları üst üste iki yenilgiyle son buldu. Bu açıkçası onların ritmini bozdu biraz. Bulls ve Suns'a mağlup oldular kendi evlerinde. Özellikle Bulls maçı doğudaki sıralama açısından kritik bir maçtı. Onu kaybetmeleri kötü oldu ancak şu anda önlerinde bu Knicks maçı ve Celtics maçı var. İki maç onlar için toparlanma ve yeni seri başlatma şansı demek. Dolayısıyla bu maça hem de Noel gecesindeki ve dolayısıyla ulusal televizyonlarda yayınlanacak bu maça önem vereceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun yanı sıra ev sahibi takımda Stoudemire, Shumpert, J.R. Smith ve Earley'nin sakatlıkları vardı. Ancak Shumpert dışındaki oyuncuların bu maçta oynaması bekleniyor. Yine de Wizards'ı favori görüyorum çünkü Wizards daha önce Madison Square Garden'da bu sezon Knicks ile karşı karşıya geldi ve o maçı 15 sayı farkla aldılar ki o maçta Bradley Beal yoktu, ona sahip değildiler. Bu sefer son dönemde dışarıdan çok etkili yüzdeli oynayan Beal'ı da sahipler. Dolayısıyla Knicks'in savunmasının bu John Wall ve Bradley Beal karşısında çok zorlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Wizards'ın handikapı da aşan bir galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Bu maç son iki tahmin öneriyorum bu maçta. Diğer karşılaşma ise 748 kodlu, pardon 749 kodlu Miami Heat Cleveland Cavaliers karşılaşması. Bu karşılaşmada Miami Heat'le yine 6,5 sayılık ev sahibi Miami Heat'le yine 6,5 sayılık bir handikap belirlenmiş durumda. Cleveland Cavaliers, pardon, sayı limiti ise 195,5 sayı olarak belirlenmiş durumda. Bu maç açıkçası Noel gecesinde önemli maçlar tercih ediliyor özellikle. Ancak bu maç bunların içindeki en büyük maç olarak değerlendirebiliriz. Çünkü LeBron James Cleveland Cavaliers'a geçmişti Miami Heat'ten ayrılarak ve başka bir takımın formasıyla ilk kez Miami'ye geliyor. Dolayısıyla bütün dünyanın gözü, bütün basketbol severlerinin gözü bu maçta olacak. Dolayısıyla James'in özellikle bu maçta farklı, daha üstün bir performans sergilemek isteyeceğini, bunu göstereceğini düşünüyorum. Cavaliers aslında sezon başından itibaren çok böyle 3 tane önemli oyuncusu olmasına rağmen çok pek istenilen maçlarda pek iyi performans sergilemediler. Ancak Doğu standartlarında yine durumlar iyi, herhangi bir sıkıntıları yok. Ancak Miami'de Chris Bosh'un sakatlığı sonrası açıkçası çok yokuş aşağı giden bir görüntü var. Zaten Dwyane Wade de çok uzun süre sağlıklı kalamıyor. Dolayısıyla Miami Heat adına bu çok önemli bir sıkıntı. Cavaliers da Anderson Varejao sezonu kapattı. Onlar adına o da önemli bir kayıp olacak. Ancak bu maçta açıkçası ben Cavaliers adına bunun önemli bir eksik olacağını düşünmüyorum. Hem dışarıda Irving gibi, James gibi içeriden dışarıda oynayabilen yıldızlara sahipler hem de içeride Kevin Love gibi önemli bir uzun var. Zaten Miami Heat'in de son Sixers maçına baktığımızda Philadelphia ile oynadılar. 15 sayı farkla kapattıkları ilk yarıda maç sonunda 4 sayı farkla mağlup oldular. Yani onlar açısından işler hiç iyi gitmiyor. Bu maçta da ben Cavaliers galibiyetini öneriyorum. Diğer karşılaşmamız 750 kodlu Chicago Bulls Los Angeles Lakers karşılaşması. Bu karşılaşmada 11,5 sayılık bir handikap var konuk ekip Lakers adına ve 207,5 sayılıkta bir sayı limiti belirlenmiş durumda. Bu maçta açıkçası Bulls bu maç öncesinde çok iyi bir ivme yakalamış durumda. Üst üste galibiyetler aldılar. 4 maçlık bir serileri var. Son 10 maçta da 8 galibiyet almış durumdalar. Ve Doğu'nun son 2 maçta Raptors ve Wizards gibi kendilerinin üzerinde olan Doğu'nun daha iyi takımları, yani daha iyi görünen takımlarını mağlup ettiler ki bu da onları açıkçası Doğu liderliği, Doğu'nun zirvesi için önemli bir konuma getirdi. Onları bayağı yakalamış oldular. Grizzlies gibi Batı'nın ve ligin iyi bir takımını deplasmanda yenmeyi başardılar. Dolayısıyla onlar adına işler iyi gidiyor. Özellikle Jimmy Butler'ın performansı, üstün performansı galibiyetlerine bayağı katkı sağlıyor. Bunun yanında Derrick Rose da son maçlarda bekleneni vermeye başladı. Kendinden bekleneni vermeye başladı. Dolayısıyla onlar avantajlı. Ancak Los Angeles Lakers takımında da her ne kadar onlar berbat bir sezon geçiriyor olsalar da son maçlarda bir direnç göstermeleri söz konusu. Yani bir direnç var takımda. Yani çok farklı mağlubiyetler almıyorlar. Skoru tutunmaya çalışıyorlar.
Kobe Bryant olmadan da önemli performanslar sergiledikleri maçlar var. Dolayısıyla ben Chicago Bulls'un kazanacağını ancak handikapa takılacağını düşünüyorum. Yani 11,5 sayılık handikap biraz yüksek geldi. Dolayısıyla ben bu maçta tavsiyem maç sonu 2 olacak. Diğer maçımız 748 kodlu, onu atlamıştık sanırım şeyde. 748 kodlu San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder karşılaşması. Bu karşılaşmada 5,5 sayılık bir handikap var Thunder lehine ve 198,5 sayılıkta bir sayı limiti var. Spurs'ta Parker'ın sakatlığı vardı son birkaç maçtır. Dolayısıyla bu onları bayağı bir zorlamıştı çünkü takımın Parker, Duncan, Ginobili üçlüsü olmayınca Spurs'ta işler sıkıntıya girebiliyor ki Leonard'dan da yoksunlar bu sezon. Önemli bir bölümde olmayacak, sezonu kapattı diye şu an tam hatırlamıyorum ama öyle bir durum var. Parker son maçta döndü. Dönünce de açıkçası Clippers gibi takımı 125 sayı atarak yendiler. Ki genelde Spurs bu skorlara çıktığında kolay kolay maç kazanamıyordu. Yani yüksek tempolu maçlar pek tercihi değildir Spurs'un. Ancak kazandılar. İyi durumdalar. Thunder sezonu çok kötü başladı sakatlıklar nedeniyle. Önce Kevin Durant yoktu. Sonra Westbrook sakatlandı. İkisinden birden yoksundular. Ki onların yerine iyi oynayan oyuncular da sakatlandı üstüne. Üst üste sakatlıklar yaşadılar. Sonra iki yıldızına kavuşunca biraz toparlanmışlardı. Ancak yine Durant tekrar sakatlandı. 2-3 maç yoktu. Bu maçta oynayacak ancak hem ev sahibi olması hem de Parker, Duncan ve Ginobili üçlüsünün şu anda iyi durumda olması, iyi bir ivme yakalamış olması dolayısıyla Spurs'u avantajlı görüyorum ve 4,5 sayılık handikap başarak kazanacaklarını düşünüyorum. Herkese bol şans diliyorum.